gençler. Tarafsız moderatör ol Ertem abi. Ben tarafsız. Konya Spor maçı sonrasında, Konya Spor Fenerbahçe maçı sonrasında sevgili seyirciler, ilk defa belki de Türk futbol tarihinde basın odasında ilk defa biraz olayı ciddileştirmek istiyorum. Basın odasında ilk defa polisler vardı. Sivil polisler. Seni de aradılar. Evet, bugün beni hatta aradılar. Gerekçesini de anlattılar. Birazdan anlatacağım. Ama gerekçesini şimdi söyleyeyim isterseniz. İstanbul Spor Şube Müdürlüğü. Aynen şu ifadeyi kullandı. Orada bir gerginlik olmaması diye. Bir görelim görüntüyü ama ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Devrim Zengi ve Sezgin Gelmez soru sormak için basın odasındalardı. Biliyorsunuz Fenerbahçe yönetimi avukata Devrim Zengi'nin Sezgin Gelmez'in soru sorulmasını engelliyor, istemiyorlar. Sonrasında da basın odasına polisler geliyor soru sorulmaması için. Yani bu çok tuhaf bir yerde. Hayır. Bence polisler soru sormak isteyen Devrim'e ve Sezgin'e kimliği belirsiz adamlar tarafından bir saldırı olmasını engellemek amacıyla gelmişlerdir. Bir benim tatsızlık bu. Olmaması için. Tamam işte bunun diyorlar. İçin çok evet, doğal. Bir tatsızlık çünkü olmaması orası için orası Fenerbahçe'nin stadı. Bizim çocuktan iki tane çocuk. Devrim, Sezgin. Orada iki tane üç tane adam gelir. Kim olduğunu bilemezsin. Kimleri sormayacaksın ulan der. Bir saldırır. Kim koruyacak benim kardeşlerimi? Polis doğru yapmış. Sayın Mehmet Karaca Spor Şube Müdürü. Beyefendi evet. Hatta şunu da söyledi. Dedi ki iki hafta önce yaptığınız yayından dolayı bizim Ankara'da yaptığımız tabii, yayında tabii, gerek tabii, Ahmet tabii. Çakar'ın gerek Rasim Ozan Kütahyalı'nın ki seninle de görüşmek istediğini söyledi. Tabii, sizinle de hocam numaralarınızı vereceğim. Tamam. Kendisine. Mehmet Bey dedi ki iki hafta önce dedi gereken yapıldı. Herkes o konuda adı geçen herkesle ilgili devletimiz gereken ne varsa tabii, yaptı. Başladı, süreç olayın başladı. Üzerine gidiyoruz. 62-22'den dolayı da cezai bütün müeyyideler uygulanıyor doğru. Şu anda. Bunun da altını çizerek belirtelim. Polise güvenin abi. Polis, o zaman diyorlar ki polis bizi susturma yok öyle bir şey. Yani polis varsa bilerek haksızlık olmaz. Tabii. Bilerek. Ama hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben devletimize, polisimize her zaman güvenen birisiyim. Tabii. Her zaman. Hataları olabilir. Açık açık söyleyeceğim. Ama şunu söyleyeceğim. Ne olursa olsun bir basın odasında doğru. Polis değil sana. Orayı koruma altına alma zorunlu olan kulüplerdir. Ya ne kulüptür? Kulübün korumaları bizim çocuklara saldırmasın diye polis geldi ya. Şekil belli zaten. Öyle diyorsun. Tabii canım ya. Mi, polis öyle. Özel güvenlik falan tanır mı? Kendi vatandaşını kendi korur. Tabii, özel güvenlik. Özel güvenlik yetkisi yok. Bunu Fenerbahçe için sadece söylemiyorum. Kulübün adamı dersin falan. Bizim Devrim'le Sezgin'e saldırı oluverir. İki tokat yeseler biz burada ciyak ciyak ne olacağımız belli olmaz. Polis doğru üç tane sivil kardeşi tabii koyarsın. Hocam. Duruma vaziyet ederler. Doğru aynen hocam. Polis. Özel güvenliğin bir kanuni yetkisi yok. Yok. Ama polisin bir kanuni yetkisi vardır. Ve polis de vatandaşını korumak durumundadır. Olayı reel durumu da biliyorlar. Ve polisin biliyorsunuz yani eğer yoksa, saldırırlarsa ayağına yoksa, sıkma yetkisi mümkün var. Mümkün mü? Polis gelecek Devrim hayır soru soramazacak. Polis karışmaz ki bu işe. Bir izleyelim bakalım. Öyle bir şey olamaz. Bir saniye. Yüzlerini buğuladım. Çok doğru. Bunu bilerek yaptım. Polis üniformasıyla mı sivil mi? Sivil. Buğuladım. Onun için bunu polisimize saygımızdan dolayı yaptık. Bunun bir altını çizerek belirtelim. Evet. Doğru yapmışsın.
Şimdi burada iki ihtimal olduğunu değerlendiriyorum. Birinci ihtimal, ki ben de öyle olmasını diliyorum. Yarın o bahsettiğin polis müdürüyle de görüşeceğim. Bir, polis yetkilileri, 3 tane polisimiz herhangi bir arbede olabilir. Beyaz TV ile Fenerbahçe arasındaki gerginlik biliniyor. Fenerbahçe demeyelim işte oradakiler arasında. Bunun için gelmiş olabilir. Bir, bu olumlu. Ama eğer Devrim Zengi soru sorarsa, siz polisler onu yaka paça dışarı çıkarttın denmesi için oradaki geçen haftaki o devrime saygısızlık yapan elemanlar tarafından çağrılmışsa polislerin gelmesi doğru değildir. Eğer polisler öyle bir olayda bir yaşamadık değil mi? Yani devrim soru sordu da hadi sen soru soramazsın deyip koluna girip devrimi çıkarmak gibi bir şey olsa o polisler ağır ceza alırlar. Yani ve iç soruşturma, idari soruşturma geçirirler. Öyle bir şey olmadı. Olmadı, yok olmadı. Olmadı ama. Zaten Mehmet Karaca müdür de diyor ki, sayın müdür de diyor ki. Ne diyor Mehmet orada Bey? Orada bir kaos çıkmasını engelledik tamam, biz. Öyleyse için... Mehmet Karaca müdürümüzün de 3 polisimizin de alnından öperim. Ama eğer bazı Fenerbahçelilerin sosyal medyada iddia ettiği gibi işte çağırdık, polis bizim kontrolümüzde. İşte bizim başkanımız Mustafa Çalışkan'la kanka, biz polise istediğimizi yaptırırız. Bunları yazanlar var. Ya yazsınlar ya. Tabii yani ben bir kere buna inanmıyorum. Mustafa Çalışkan'ın da böyle bir şey, adam gibi adamdır. Böyle bir şey kabullenemez. Yani Mustafa Çalışkan intihar etmiş olması gerekir yani böyle bir şeyde. Asla olamaz. Asla olamaz böyle bir şey. Ya bazı Fenerbahçelilerin polisimizi ve Mustafa Çalışkan'ı böyle ismini zikrederek böyle bu tip bir kalkan gibi kendilerine, kendi burada yaptıkları tuhaf şeyler için kullanmaya çalıştıklarını görüyorum sosyal medyada. İşte o polis Devrim Zengi'yi atacaktı da tekme tokat yaka ya paça bir kere böyle bir şey olamaz. Rasim, kanuna aykırıdır. Bir şey sorayım. Polis bunu yapan, yapacak, bunu yapmaya şey kalkan olamaz böyle bir şey. Yani milyonda bir bile olamaz ama bunu yapmaya kalkan orada bir tane gazeteci, muhabiri, orada birkaç tane affedersin ne olduğu belli olmayan kendince mafyacılık oynayan adamın talimatıyla o polis yaka paça bir muhabiri götürecek. Böyle bir şey düşünülemez. Olursa sıralı amirleriyle beraber o polisler kellesi gider. Peki, olmaz öyle şey. Mümkünatı yok böyle bir şey. Peki bir şey söyleyeceğim. Onun için yani orada, o sosyal medya hesaplarına dikkat etmek Rasim, lazım. Yani hocam oradaki polisler bir görev icabı. Yani orada ille bir şey yapacak. Belki orada... Tabii. Bence orada, de yani asayi sağlamak için. Yani kavga oradaki, çıkarsa durdurmak kavga için. Kavga derken yani belki de... Daha önceden de oluyordur ama orada oturmuyorlardı. Şimdi, belki o an oturmuşlar. Ben İstanbul Spor'dan sorumluyorum yani. Emniyet müdürü olsam derim ki ekiplerime. Beyler, Fenerbahçe ile Beyaz TV muhabirleri arasında geçen haftadan bir olay sirayet etti. Bunu biliyoruz. Şimdi siz oraya gidin bir ikiniz. Orada yine Beyaz TV muhabirleri soru sorarlar. Oradan 2-3 tane çakal gelir bu çocuklara saldırır. Olur, duruma müdahale tabii, edin. Tabii. Bundan ben çok, de, ben de ona, lazım, ben de ona inanıyorum ve inanmak istiyorum. Tabii, başka bir şey olamaz hayır, zaten. Mantık ya. Yok. Mantık çünkü yok oraya çünkü, kalkıp doğru. Da hayır şimdi bakın böyle bir şey yapacak olsan oraya iki tane izbandut. Başka çocuk koyarsın oraya anladın mı? Irpalamaya ama polis böyle bir şey zaten yapmaz. Tabii tabii. Polise yaptıramazsın. İkincisi polis böyle bir yaptıramaz. Şey alet olmaz. Yok böyle bir şey abi. Devrime, devrime bir basın. Tabii. Bir de basın. Mümkün değil. Bir de Beyaz TV'nin yani. Beyaz TV'nin. Öyle bir şey olacak. Beyaz TV'nin sen kalkıyorsun. Sen editörlerine. Bravo öyle şey olamaz. İyi orada bir görevli orada asayi sağlamak için duruyorlar. Yani bunu de... bak ben bundan da ne kadar ürküyorum. Şimdi geçmişte değil mi? Fenerbahçe'nin başına bazı şeyler geldi. Usulsüz şeyler oldu vesaire. İçeriğine girmeyelim. Bir sürü bunlar şikayet ettiler. Hatta neredeyse polis teşkilatının bütününü şey yapacak. Şimdi bakın ne kadar Türkiye'de 200'lük. Aynı anda sen diyorsun ki işte İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Aziz Yıldırım'la çok kankadır. Biz istediğimizi oradan attırırız. Yani sanki Mustafa Çalışkan Aziz Yıldırım'ın emrinde. Haddinizi bilin. İstanbul Emniyet Müdürü milletinin emrindedir. Devletinin emrindedir. Aziz Yıldırım'ın emrinde memrinde olmaz. Kim belki Aziz Yıldırım onu şey diyor. Kim diyor? Sosyal medyada. Mehmet Karaca yazıyor. Spor Şube Müdürü'ne çok teşekkür ama ediyoruz. Ama Fenerbahçelilerim onu şey yapmasın abi. Bu arada Erkan bir dakika. Buyurun ben abi. Şunu söyleyeyim. Abi şu fotoğrafla tamam. Senle ilgili çünkü çok özür dilerim. Bir dakika. Ben şunu... Olmaz her şey. Çok hassas bir durum var. Sana ömür boyu şu andan itibaren vereceğim bu sözü. Ben söz istemiyorum. Çok güzel bir gelişme var çünkü. Tuğra Bebek biliyorsunuz 6 yaşında. Geçen biliyorsunuz Florence Nightingale Hastanesi'nde yatıyordu. Kalbi çantasında olan yaşayan bir yavrumuz. İzmir'deler şu anda. Ailesi çok zor durumda. Bakın orada hanımefendi, babası bordo montlu babası siyah
Annesi orada siyahlı. İzmir Fenerbahçeliler Derneği'ne yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Yürekten söylüyorum Fenerbahçe'yi. İzmir Fenerbahçeliler Derneği'ne yürekten kutluyorum Özgür Bey'i kutluyorum. Bakın çok yoğun bir borcun altına girmişler. Kalacak yerleri yok bu ailenin. Hastanede çocukları için kalıyorlar. Baba işini kaybetmiş mecburen, ben olsam ben de kaybederim. Çocuğu ile sabahtan akşama kadar ilgilenmek için. Annesi yine aynı şekilde. Hani bu ayıp bir şey değil ama bu insanların cebinde para kalmamış. Hastane hastane geziyorlar. Bugün kendisi beni aradı. Beyefendi İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nden beni aradılar. Helal. Özgür Bey dedi ki ev tutmuşlar kiralık bu aileye. Kredi borçlarını bir şekilde ayarlamaya çalışıyorlar. İzmir'in önde gelen zenginleri, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı ama aferin. Fenerbahçeliler ağırlıkta. Yüreğinize sağlık, yüreğinizi öpüyorum. Evet, Göztepe siz de birazcık destek. AK Parti, AK Parti Şakran Belediye Başkanı İbrahim Ethem Yorulmaz da hastaneye gelip kredi borcuyla ilgili olarak o da destek sözü vermiş. Aferin. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Fark etmiyor AK Parti, CHP, MHP. İşte ya bu ne olursa olsun ama olur gerçekten İzmir'e çok teşekkür ediyorum. İzmir Fenerbahçeliler Derneği'ne yürekten teşekkür ediyorum. Büyük bir başarı bu. Çocuğumuzun önceki halini görelim. Sonrasında hastanedeki halini görelim. Buradan rica ediyorum. İzmir'in önde gelen iş adamları, bu aile çok zor durumda. Bir çocuk var. Çocuğun kalbi göğsünde değil, çantada yaşıyor. Çantada ve şu anda da yoğun bakımda. Her şeyden daha önemli. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan, siyasetten, milli takımdan, siyasetten, her şeyden daha önemli bir çocuk. Annesi babası her gün dua ediyor ama çocuğun durumu günden güne kötüye gidiyor. Annesi babasının ben İstanbul'da Florence Nightingale'de bir büfenin yanında sandalyelerde uyuduğunu gördüm. Allah kimseyi o duruma bırakmasın. Amin. Baba mecburen işinden ayrılıyor. Anne işten ayrılıyor ama belli bir saatten sonra cepte para kalmıyor. Tabii. Zaten biz de yapalım. Yani üstümüze düşecek bir şey varsa, üstümüze ne düşüyorsa biz de yapalım buradan yani. Yapalım. Beyler, İzmir her yönüyle güçlü bir şehir. Benim memleketim hocam İzmir. Herhalde bir aileyi ben yarın 4-5 tane İzmir'de 5 adam gelen İzmirli işaretini arayacağım Ertem. Bir tane zengin iş adamı ya. İki ay öncesine kadar böyle. Yedinlik çantada kalbi var bu yavrumuzun. Ay yavrum. İki ay öncesine kadar. Ay. Ama şimdiki durumu biraz bayağı bir ağırlaştı. Şu anda bu şekilde bu yavrumuz. Oyuncakları yanında. İzmir'in önde gelen iş adamlarından çok rica ediyorum. Fenerbahçeliler Derneği'ne yürekten teşekkür ediyorum. Yaptınız o kadar büyüklük ki. Allah sizden razı olsun. Bu yavrumuzu kurtaralım, vesile olalım. Fenerbahçeli futbolcuların imzası orada. Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım'dan rica ediyorum. Bütün takımın formalarını gönderin ne olursunuz. Göndersin. Çok rica ediyorum Sayın Başkanım yapar, sizden. O konuda şeydir. Yapar. Evet onun için. Eminim ben. Göndersin. Belki de gönderin, Başkan Aziz gönderin, Yıldırım gönderin, da üstlenecektir. Çok büyük Fenerbahçe'de. Fenerbahçe diye yatıp kalkan bir yavrumuz. Allah şifa. Hepimiz babayız burada. Hiçbir şey kalmadı işte böyle. Evet bitti mi kardeşim? Bitirelim programı. Bitti. Bundan sonra bir şey konuşulmaz yani. Taşkın Yılmaz kardeşime selamlarımı Abdülkerim abi sözün yarım kalmıştı. İsmail Vural selamlar. İsmail Vural Brüksel. Abdülkerim abi sözün yarım kalmıştı. Sözüm yarım kalsın. Ben bu olayı gördükten sonra futbol konuşuyorum. Valla ben de bittim ya. Vallahi bittim ben de bittim. Evet bu akşam saat 23'te. Derin Futbol'da beraber olacağız. Bir selamım var yalnız. Derin Futbol'da beraber olacağız. Sevgili seyirciler bu arada programın sonunda belirteyim. Fellaini, Manchester United'ın yıldızı Fellaini. Beyaz Futbol'u izliyormuş şu anda. Kendisine tercüme edeceklermiş, ediyorlarmış da. Manchester United'ın Belçikalı futbolcusuna çok teşekkür ediyoruz. İzlediği için bütün Manchester United futbolculara da selamlarımızı iletsin. Ertem, programı ben kapatayım bugün. Fellaini'ye ve Serdar'a da teşekkürler. Evet, buyur Abdülkerim abi. Ben kapatayım. Evet, bizi Samsun'dan seyreden 4,5 yaşındaki kızımız İrem Nur Kurtoğlu'na selamlar, öpücükler gönderiyorum. Ankara'dan İsa Şahin kardeşime selamlar yolluyorum. Yurt dışından da Fatih Adıgüzel kardeşime ve ailesine selamlar yolluyorum. Mersin İdman Yurdu takımının kaleci hocası Semih Hoca. Büyük hocasın, Türkiye'nin en büyük kaleci antrenörüsün. Orhan Altay da senin yolunda ilerliyor. İleride seni geçecek. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Ve hepinizi yarın saat 11'de Derin Futbol'a bekliyoruz. Derin Futbol. Yarın çok derin mevzular var. Yarın. Az kaldı.
Gel sen niye daldın? Geliyorum.